Okay. Suyu simüle etmek için parçacıkları nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmek ister misiniz? Birden fazla parçacığın nasıl hareket ettiğini görmeden önce gelin tek bir parçacığın nasıl hareket ettiğine odaklanalım. Bir parçacığı, bunu bir pimpon topuymuş gibi de düşünebilirsiniz, bu şekilde bıraktığımda yere doğru imeleniyor, öyle değil mi? Bunu animasyondan bahsettiğimiz videolarda da görmüştük. Top yerden geri seker ama asla ilk yüksekliğine ulaşamaz. Zıplaması sırasında bir miktar enerji kaybeder. Tüm enerjisini kaybettiğinde de durur. Şimdi ise her pimpon topunu sanal bir parçacık ile modellediğimiz pimpon topu simülatörüne bir göz atalım. Sanal parçacık bir engelle karşılaşana dek aşağı doğru inmelenecek ve biraz daha az bir enerjiyle geri zıplayacak. Bu simülatörde gördüğünüz ayar düğmesini kullanarak parçacığın ne kadar büyük olacağına karar verebiliriz. Bu düğme ile de yer çekiminin ne kadar kuvvetli olduğuna. Yer çekiminin az olması, mesela eğer ay yüzeyindeki gibi bir yer çekimi söz konusuysa, parçacık yere daha yavaş düşer. Dünyadaki gibi daha büyük bir yer çekimi var ise, parçacığın alışık olduğumuz bir hızla düşmesi anlamına gelecektir bu. Buna ek olarak yer çekimini daha da büyütecek olursak bu da Jüpiter'in yüzeyindeki yer çekimi olabilir. Parçacık çok çok daha hızlı bir şekilde düşer. Esneklik düğmesi ile parçacığın zıplaması esnasında ne kadar enerji kaybedeceğini kontrol edebiliriz. Bu düğme parçacık zıpladığında ne kadar enerjisi olacağını belirler. Esneklik 0 ile 1 arasında bir sayıdır. 1 olması parçacığın hiç enerji kaybetmeyeceğini yani sonsuza kadar zıplayacağını bize anlatır. Buna sonsuz esnek çarpışma adı verilir ve gerçek hayatta olamayacak bir şey. Esnekliğin sıfır olması ise parçacığın tüm enerjisini kaybedeceği ve yere yapışıp kalacağı anlamına gelir. Ara değerler ile daha gerçekçi bir hareket elde edebiliriz. Esneklik parçacıkların birbirlerine çarptıklarında kaybettikleri enerjiyi kontrol etmek için de kullanılır. Esneklik sıfır olursa parçacıklar çarpıştıklarında tüm enerjilerini kaybederler. Aynen bu şekilde. Bilyelere benziyorlar öyle değil mi? Esnekliği arttırdığımızda ise lastik topların çarpışmasına benzer bir görüntü elde ederiz. Topların boyutunu da değiştirebiliriz. Sıradaki alıştırma ile parçacık boyutu, yer çekimi ve esnekliği değiştirdiğinizde nasıl bir hareket elde edebileceğinizi siz kendiniz öğrenmeye çalışın.